Arzu Yılmaz'a gelmeden önce bir bakalım videomuzda Devlet Bahçeli hangi kapıyı araladı, kim neler dedi iktidar cenahından. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle el sıkışmasının ardından yapılan açıklamalar yeni çözüm sürecimi tartışmasını başlattı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada el sıkma tartışmaları için şunları söyledi. Bu işine müzahir o şekilde DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler, mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi. DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti. Ve biz Türkiye'nin genel anlamda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar barış ve huzur içinde içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti eş başkanlarıyla tokalaşmasını, Bahçeli'nin bu adımını olumlu ve anlamlı bulduklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın uzattığı bu elin değerinin anlaşılmasını isteriz dedi. Ayrıca Erdoğan, bu tür adımların artması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çözüm süreci tartışmaları hakkında böyle bir gündem yok, dedikodudan ibaret bir konu dedi. Evet, Erbil'e bağlanıyoruz. Kürdistan Erbil Üniversitesi'nden siyaset bilimci Arzu Yılmaz konuğumuz. Arzu merhaba. Merhaba Rüşen. Senle daha yakında İran İsrail gerilimini, bölgedeki etkilerini ve bunların bölgede Kürtlerin durumunu etkileyip etkileyemeyeceğini konuştuk, tartıştık. Şimdi hemen ardından bu gelişmeler yaşandı ve şöyle şeyler var. Biliyorsun geçen hafta Amber'in zamanı çok iddialı bir yazısı çıktı Al Monitör'de. Kandil'le Öcalan'ın Ankara aracılığıyla görüştürüldüğü üzerine. Bunu bunlar olup olmadığını bir kenara bırakalım şimdi ama orada şöyle bir cümle vardı biliyorsun. İran'da iktidar içerisinde özellikle devrim muhafızları Hizbullah'ın yediği ağır darbelerden sonra PKK ile yakınlaşmayı istiyor diye bir iddia vardı. Bunun dışında şöyle şeyler de tabii spekülasyonlar yapılıyor. İsrail Ankara ile sorun yaşıyor. Dolayısıyla İsrail de PKK'yı Ankara'ya karşı kullanmak isteyebilir gibi. Şimdi bu tür önermelerin hiçbir anlamı yok mu? Yoksa nerelerden bakabiliriz? Bölgedeki gelişmelerle iktidarın DEM Parti'ye uzattığı eli nasıl aynı cümle içerisinde kullanabiliriz? Bir kere böyle yorumların anlamı yok. En azından ben diyemem. Çünkü o sözünü ettiğin 10 gün önceki programda bunu söylemiştim. Orta Doğu'da yeni bir denklem kuruluyor. Bu denklem İsrail, İran, Körfez ülkeleri parametreleri üzerinden şekillenecek görünüyor. Ve bu hikayede Kürt siyasal alanında en avantajlı aktör İran. Bugün İran bütün Kürt aktörlerle işbirliği yapabilme, konuşabilme ve siyasi ve askeri olarak sahada bulunması yönüyle de sözünü geçirebilme kapasitesine sahip ve dolayısıyla da bu yeni denklemdeki diğer parametreler, diğer aktörlerden çok daha avantajlı durumda ve bu çerçevede de Türkiye bu yeni oluşumun dışında kalıyor diyerek aslına bakarsan arkasından gelen bu işte PKK ile görüşüldüğü, Abdullah Öcalan'ın Kandil ile görüştüğü ya da Devlet Bahçeli'nin DEM partilerin elini sıkmasıyla gelişen olayların
Perşembenin gelişini çarşambadan anlatmaya, izah etmeye çalışmıştım. Geçen hafta bu Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail görüşmelerine ilişkin yazıları okurken bir şey dikkatimi çekti. Uzun süre Hamas ve İsrail arasında, İsrail ve Filistin arasında uzun yıllar, 40-50 yıldır görüşmelere birinci dereceden tanıklık etmiş bir diplomatın bir sözü dikkatimi çekti. Tam bu olayların gelişmesi sürecinde. Orada bu diplomat diyor ki ne zaman iki tarafın başındaki aktörler bir telaşı var, telaşı olduğu durumda birbirleriyle çalışmaya gönüllü olduğu ve birbirleriyle çalıştıklarını gördüm diyor. Şimdi dolayısıyla da bu arka plan üzerinden bugün bir görüşmenin tarafları kimler? İki, hangi tarafın telaşı var ya da tarafların bir telaşı var mı ki biz bu işte İsrail-Filistin görüşmelerine tanıklık eden diplomatın tecrübelerine dayanarak bundan bir iş çıkar mı diye bir öngörüde bulunabilelim. Bir kere şunu en başta teslim etmek gerekiyor. Öcalan ya da şöyle söyleyelim, İmralı, Kandil ve Ankara arasındaki görüşmeler bugün olmuş görüşmeler değil. Açık kaynaklar üzerinden bunun takibini yaptığınız zaman ilk kez 2021'de Murat Karayılan açıkladı. Devlet bize heyetler gönderiyor diye. Daha sonra bu 2022 sürecinde, hatta hatırlarsan seninle Kürt siyasetinde dengeler değişiyor mu diye ben Hamburg'dayken bir şey de yapmıştık. Yine böyle bir bu konu üzerine tartışmıştık da. O dönemde Kürt siyasal hareketi iktidar denklemi üzerinden mi barışı örgütlemek yoksa muhalefet üzerinden örgütlemek gibi bir ikilem içerisinde Selahattin Demirtaş'ın da dahil olduğu bir mücadele, kendi içinde mücadele sürecini deneyimliyordu 2022'de. Nihayetinde o dönem Selahattin Demirtaş 2022 Temmuz'uydu yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi seninle yaptığımız röportaja da kaynaklık eden. O zaman demişti ki muhatap HDP'dir ve AKP ile hiçbir müzakere söz konusu olamaz. Ve fakat ondan sonraki süreçte özellikle 2023 ile birlikte biz bu tartışmaların, bu görüşmelerin hız kazandığını farklı kaynaklar üzerinden, tekrar ediyorum, açık kaynaklar üzerinden öğreniyorduk. Nitekim en sonunda örneğin Selahattin Demirtaş 14 Mart'ta önce Leyla Zana konuştu. Leyla Zana bu sorunu Erdoğan çözer dedi. O ara Ahmet Türk yine bir demeç vermişti. Tekrar ediyorum, yerel seçimlerden önce. Ve en son Selahattin Demirtaş da çok önemli bu 2022 Temmuz'undaki yazısını referans alacak olursak, Mart 2024'te İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır'da düzenlediği Kürt Sorununa Çözüm Konferansı'na Mızraklı ile birlikte bir mesaj göndererek muhatap Öcalan'dır, çözümün diğer tarafı da hükümettir diye açık bir pozisyon değişikliği gösterdi. Bu detayları niye veriyorum? Çünkü Kandil, İmralı ve Ankara arasında 2021'den beri açık kaynaklar üzerinden takip edilebileceği gibi bir görüşme trafiğinin olduğunu biz biliyoruz. Ve fakat bu görüşme trafiğini devlet tarafı bugüne kadar sahiplenmemiş. Örneğin Karayılan, örneğin 2024 en son yerel seçimlerinden sonra, hatta bildiğimiz kadarıyla Nisan 2024'te bir yeniden bir araya gelme ya da Öcalan'ın Kandil'le görüştürülmesi söz konusu olduğunda Esef Ozat çıkıp açıklama yaptı ve bize ahlaksız bir teklif yapıldı dedi. Bunların hepsini bir araya topladığımızda bugün bana göre bu işin arka planını elimden geldiğince takip etmeye çalışan biri olarak bugün benim için geçerli soru şu: neden bu 2021'den beri süre gelen durumda bugün Devlet Bahçeli eliyle üstelik böyle bir süreci açık etme gereği duydu?
İki şey söyleyerek bunu bağlayıp sana bırakayım. Birincisi bana şunu düşündürdü. Bugüne kadar bir mutabakata varılmamıştı. Onun için devlet bu görüşmeleri sahiplenmiyordu. Ama bugün bakıyoruz ki işte Kandil'de en son dün Murat Karayalan açıklama yaptı. Hala bir mutabakata varılmış gibi görünmüyor. Ha o zaman devlet böyle bir pozisyonu açık ettiğine göre iki nedeni olabilir. Bir tanesi baskı yaratmak. Ve bunu hem Kandil üzerinde baskı yaratmak hem toplumsal nabzı bu konuda ölçmeye çalışmak. Bir ikincisi ise biraz önceki İsrail-Filistin görüşmelerine şahitlik eden, on yıllarca şahitlik eden diplomatın sözüne referans vermem o yüzden. Telaşı olduğu için, telaşının nedenlerini ise açmaya gerek yok. Zaten medyaskop izleyicilerinin malumu. Dolayısıyla da son sözde şu olsun, geldiğimiz aşamada görünüyor ki taraflardan birinin evet telaşı var. Zira bir mutabakata varılmadığı açık olduğu durumda bunu ortaya koyduğuna göre bir telaşa işaret ediyor. Ki bu telaşın bölgesel bağlamını dediğim gibi 10 gün önceki programda zaten detaylarıyla anlatmaya çalışmıştım. İkincisi ise bir başka ihtimal ise bunu artık bu telaşa bağlı olarak mutabakata varılmamış olsa bile bir toplumsal baskı yaratmak, psikolojik üstünlük elde etmek amacıyla bunu bir doğrudan gündemleştirmek gibi bir yola girmiş görünüyor. Şimdi burada tabii Devlet Bahçeli'nin bunu söylüyor olması, ilk defa bu çıkışı Devlet Bahçeli'nin yapıyor olması olayı daha ilginç ve daha tartışılası kılıyor. Daha önce senin aktardığın o süreçlerde hep AK Parti'den birilerine bir şeyler atfediliyordu. Özellikle AK Parti'nin Kürt milletvekilleri ya da il başkanları ya da bakanlar bir şeyler sızdırıyorlardı. Özellikle seçim önceleri ama bunlardan pek bir şey çıkmıyordu. Şimdi en son biliyoruz ki yerel seçim öncesi de böyle bir trafik oldu. Ama anlaşılamadı ve DEM Parti'de yerel seçimde CHP'ye daha yakın bir takım kent uzlaşması diye bir şeyler yaptı. En azından AK Parti'yi desteklemedi. Şimdi Bahçeli'nin bu çıkışı yapması olayı daha anlamlı kılıyor. Ama tekrar bölge konusuna gelecek olursak, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri uzun bir süredir Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde çok ciddi operasyonlar yapıyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya doğrudan, Suriye'nin kuzeyinde de YPG'ye ki onun PKK'nın bir uzantısı olduğunu biliyoruz. Hem o operasyonlar var, hem Suriye'nin kuzeyinde yerleşik, Irak'ın kuzeyinde de yerleşik Türk askeri var. Bir de bütün bunlara ek olarak yine Suriye ve Irak'ta özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstlendiği bir takım insansız hava araçlarıyla düzenlenen örgüt üyelerine yönelik olduğu açıklanan, örgütün orta kademe ve biraz üst kademe yöneticilerine yönelik olan şeyleri var, operasyonları var. Türkiye'de pek bir şey olmuyor ne zamandır biliyorsun. Bölgede ne Güneydoğu'da ne büyük şehirlerde PKK ile devlet arasında bir çatışma ortamı büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda ama Irak'ta ve Suriye'de bunlar sürüyor. Şimdi buradan başlayan şey sadece Türkiye'yi kapsaması mümkün değil. Öyle değil mi? Yani DEM Parti ile konuşup anlaşacaksınız. Ama bu olayın mesela İran ayağı ayrı. İran'da çünkü Pejak çok etkili bir şey yapmıyor şu anda. İran açısından bakarsak. Ama Irak'ta ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı doğrudan PKK'ya yönelik süren operasyonları var. Yani bunlar aynı anda nasıl olabilecek? Yani şunu beklemek herhalde çok gerçekçi olmaz. Hani biz tamam operasyonları sonlandırıyoruz. Mesela Kürt tarafının en büyük taleplerinden birisinin özellikle Suriye'deki var olan o yapıya dokunulmaması olduğunu biliyoruz. Yıllardır böyle biliyorsun ve yıllardır da Erdoğan bunu kabul etmiyor ve kabul etmediğini de gösterdi. Bu nasıl olacak? Bu oraları kapsayabilir mi atılacak adımlar? Nasıl olacak? Çok zor bir denklem değil mi? Şimdi bu aslında Devlet Bahçeli'ye yorumunda en başta Devlet Bahçeli'nin aktör olarak öne çıkmasını
vurgunla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. En azından benim yaşananları değerlendirmem o yönde. Şunu bir kere söyleyelim. Bugüne kadar örneğin bir İmralı süreci ya da çözüm süreci 2011, 15, 13, 15 sürecine bakalım. Şimdiye kadar ve özellikle 2013-15 sürecinde barış girişimleri bir devlet girişimi olamamıştı. Bunu İmralı şeylerinde notlarına baktığımız zaman da bu vurguyu çok önde görürüz. O AKP'nin, hatta AKP'nin de önünde Tayyip Erdoğan'ın ne muhalefeti ne devleti, hatta hatırlarsanız Erdoğan bu işe girişirken işte bir takım kendisini riske attığına dair ifadeler de kullanmıştı. Şimdi oradaki akıl, bir de bu bağlamda şunu da hatırlatmakta fayda var. Genel bu mevzulara bakışımda sıklıkla tekrarladığım ve bugün olanları anlamamızda da yardımcı olacağını düşündüğüm için tekrar etmek istediğim bir mevzu var. O da Türkiye'nin Kürt sorununa barışçıl çözümü ne zaman gündemine aldığına baktığımız zaman istisnasız 93 ateşkesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki jeopolitik kırılmalara denk düştüğünü akıldan çıkarmamak gerekiyor. Dolayısıyla bugün yine öyle bir momentteyiz. Ve fakat bu momentin dediğim gibi en son barış girişiminden farkını ortaya koyarken bir kere şunu teslim edelim. Bugün Devlet Bahçeli işte en son yerel seçimlerde kaç oy aldı? %5 falan gibi bir oy aldı. Yanlış yerel hatırladım. Seçimlerde öyle ama genel seçimlerde %10 civarı. %10 aldı. O da şey, barajı bile %7'ye indirdi. Ondan bile umutlu değildi yani. %10 ama şunu söylemek için, yani bu %5 de olsa %10 da olsa. Bugün Devlet Bahçeli'nin, daha doğrusu 2016'dan beri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nda temsil ettiği siyasi iradenin seçimlerde aldığı oya ne meşruiyetinin ne gücünün oya dayanmadığını biliyoruz herhalde. Devlet Bahçeli MHP'den daha büyük, oyundan daha fazlasına tekabül eden bir siyasi gücü temsil ediyor bugün Cumhur İttifakı'nda. Ve bu tabloda temsil ettiği ismiyle müsemma biz, en azından benim anladığım, bu kez ilk defa hem bundan önceki süreçlerden farklı olarak ve en çok da 2013-2015'ten farklı olarak bu kez Devlet Bahçeli'nin öne çıkmasında, hatta Tayyip Erdoğan'a bu konuyla ilgili soru sorulduğu zaman rüyaya sorun. Tayyip Erdoğan'ı Ruşen, ben de senin kadar olmasa da 20 senedir, hatta 94 yerel seçimlerinde bir gazeteci olarak Tayyip Erdoğan'ı takip ediyordum. Şunu söyleyebilecek kadar tanıdığımı düşünüyorum. O sadece mevzuda bir hani bir diz sürüşmesi, bir hani kayıtsızlık haline tekabül ettiğini düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan bu mevzuda kendisini partiler üstü bir pozisyonda konumlandırırken Devlet Bahçeli eliyle, devlet eliyle bütün muhalefetin Erdoğan'ın başkanlığında bir muhalefetin uyumlaşması ve günün sonunda devletin nihayet Kürt'ü tanıma ve sayma girişimi olarak en iyi ihtimalle, eğer bu süreç gelişirse, tanımlamak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da burada aslında bu devlet milletiyle, ülkesiyle bütün müdür değil midir, hangisi birbiriyle yarım, hangisi birbirini tamamlar tartışmasını umam kurtulmuş üzerinden. Bunun da çok tesadüf bir tartışma olmadığını, biraz hani fazla yoruma mı giriyorum bilmiyorum ama en azından anladıklarımı anlatmakla mükellefsem. Bugün dediğim gibi Devlet Bahçeli eliyle bir... sadece işte 2013'te olduğu gibi iktidardaki partinin ve Erdoğan'ın sahipliğinde değil, hani bir Nevzat Tandoğan'a atıfla denilir ya, işte 1960'larda komünizm gelecekse de biz getiririz diye. Bugün en iyi ihtimalle Devlet Bahçeli'nin ağzından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtler tanınacaksa da biz tanırız, Kürtleri tanımlanacaksa da, mesela anayasa çerçevesinde
Bunun tanımını da biz yaparız. Ve dolayısıyla da devletin milletinin yeniden bir yeni anayasa çerçevesinde tanımlanmaya doğru gittiği anlaşılan durumda Devlet Bahçeli'nin diğer muhalefet partilerini de ortaklaşarak yanına aldığı ve anayasa müzakereleri yoluyla devletin nihayetinde Kürt'ü tanıdığı ve saydığı ama milleti tanımlarken yine milletin aşağıdan yukarı değil, devlet eliyle milletin tanımlandığı bir sürece doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Her şey yolunda giderse, bir ikinci karşılaştırma bu bağlamda yapmak gerekirse, neydi şeyin mottosu 2013-15'in? Hikaye dışarıdan içeri bir barış organizasyonu projeksiyonuydu. Bundan kastım ne? Motto da deniliyordu ki o barış sürecinin İslam bayrağı altında Türklerin ve Kürtlerin Orta Doğu'da ittifakı deniliyordu. Yani dışarıda bir olup bitenler, Arap Baharı sürecinde olup bitenlerde Kürt ve Türk İslam bayrağı altında ittifak kuracak. Bu ittifakın başarısı ölçüsünde de doğal bir sonucu ve kaçınılmaz sonucu belki de olarak içeride de başkanlık seçimi üzerinden Kürtlerin haklarının tanındığı bir denge üzerinden kurulmuştu. Bugün yine farklı olan ise içeriden dışarı, bu senin bölge bağlamında söylediğine benim en azından anlayabildiğim kadarıyla içeriden dışarı bir projeksiyonla, eğer bir planlama varsa en iyi ihtimalle planlandığı izlenimine kapılıyorum. Bunun da aslında 2017 Kürdistan referandumundan sonra bölgede olup bitenlerle uyumlu bir tarafı var. O da nedir? Biz Arap Baharı boyunca, IŞİD'le savaş boyunca Kürtlerin politik sınırları aşan hem askeri hem siyasi hem kitlesel mobilizasyon, göç yoluyla, savaş yoluyla politik sınırlara silikleştiği ve birbirleriyle bu farklı Kürdistan alanlarının birbirleriyle geçişkenliğinin arttığı bir süreci yaşamıştık. 2017'den sonra bunu tersine çevirmeye dönük, mesela burada Irak'ta ya da Suriye'de sadece Türkiye eliyle değil ama aynı zamanda Amerika eliyle de bu politik sınırların aşan Kürt mobilizasyonunu geriye döndürmeye dönük bir süreç yaşıyorduk ki biz ta 2017'den beri. Bunu her zaman söylerim. Türkiye sürekli Kürt sorunu trenine istasyondan tren hareket ettikten sonra yakalamaya çalışan bir pozisyondadır diye. İşte 1970'lerde en fazla Kürt'ü sayma ve tanıma sorunken Türkiye 1992'de ilk kez Kürt realitesini tanıyoruz dediğinde çoktan Kürt sorunu kolektif haklar mücadelesine evrilmişti. Nihayet Recep Tayyip Erdoğan Kürt sorunu vardır dediğinde aslında Kürtler çoktan sahada aktörleşmiş ve sorun değil Orta Doğu denkleminde çözümün parçası haline gelmişti. Bugün yine bir treni istasyondan kalkarken yeniden yakalama çabası var. O telaş da buradan kaynaklanıyor. Çünkü 2017'den beri sözünü ettiğim ve bugün eğer içeriden dışarıya ya da Türkiye ölçeğinde Kürt sorununu tanımlama gibi bir yola giriliyorsa bu 2017 ile Gazze Savaşı'na kadar olan süreçte en fazla yapılabildiği durumda karşılığı olabilecek bir planlamaydı. Oysa bugün yeni gerçeklik, tekrar ediyorum bundan 10 gün önce ayrıntılarıyla dilim döndüğünce açıklamaya çalıştığım için oraya girmeyeceğim. Bu haliyle dediğim gibi bir telaş var. Çünkü tren yine istasyondan kalkıyor ve Türkiye bu istasyondan kalkan treni yakalamaya çalışıyor. Burada duruyorum. Belki sorularınla devam etmek daha mantıklı olur. Arzu, son olarak çok net bir şekilde şeyi sormak istiyorum. Bahsettin ama tekrar yeni bir şeyler yapılmak istendi de geçmişte Irak Bölgesel Federe nasıldı? Kürdistan Bölgesel Yönetimi zamanında bir şekilde dahil olmuştu. Hatta Mesut Barzani Diyarbakır'da Şivanperver'le birlikte Erdoğan'la mitinge bile
katılmıştı. AK Parti kongrelerine de gelmişti. Tam olarak arabulucu denebilir mi sanmıyorum ama bir şekilde kolaylaştırıcı bir rol oynamak istiyordu Irak Kürtleri, en azından Barzani kanadı diyelim. Kürdistan Demokrat Parti. Çünkü PKK onların da bir anlamda sorunu olduğu için böyle bir mesele vardı. Şimdi bir şeyler olacaksa Irak'taki Kürt güçleri, öncelikle tabii ki Erbil, yani Barzani, ama aynı zamanda da Süleymaniye, Talabani, kendi aralarında sorunlar var. Talabani derken Talabani'nin çocukları tabii ki, yani kendisi rahmetli oldu, Celal Talabani yok. Önümüzdeki dönemde onların da adını daha sık duyar mıyız, yoksa onlara ihtiyaç olmadan içeride bir şeyler yapılması mı daha öne çıkar? Bu dediğim gibi Türkiye'den başlayıp bölge, çünkü Türkiye'nin bölgedeki denkleme şu anda Kürtlerle zaten öyle hemen barış yapılabilecek gibi bir konjonktürün olmadığı açık ortada. Böyle olsa dahi bu son geçtiğimiz, özellikle 2015'ten sonra olup bitenlere geri dönmesinin kolay olmadığını zaten 2021'den beri Türkiye tecrübe ediyor. O öyle kolay geri dönebileceği bir, dolayısıyla da o anlamda da aslında doğru bir yönelim, o yönüyle aslında sadece doğru bir yönelim sayılabilir. Zamana yayması gerekiyor. Ama bu konuda eğer soruşursa Erbil, çünkü biz geçtiğimiz süreçte İmralı sürecinde işte İmralı, Kandil ve Erbil merkezleri üzerinden bir süreci okuma çabasındaydık. Bu arada çarşamba ya da perşembe, bu hafta Neçirvan Barzani'nin Ankara'ya bir ziyaret yapması bekleniyor. Ama ben şunu söyleyeyim, bu mevzuların arka planını üzerinden bundan sonra ne olabileceğe baktığım zaman, Erbil bu işin bir parçası olsa dahi, bu eğer bir yeni süreç olacaksa, bu yeni süreçte Erbil kadar Kamışlan'ın da bir adres olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Asıl mesele orada, çünkü burada eğer Türkiye'nin bir telaşı varsa, bunu iç politika üzerinden okumak yerinde olacağı gibi bölge açısından da telaşını, mesela bir İsrail'in Lübnan'da, gerçi çok zor görünüyor. Yani Lübnan'da daha dün gece olanlar ortadayken bu çok ileri bir iddia olabilir. Ama en azından İsrail'in buna heveslendiğini biliyoruz. Lübnan sahasından sonra Suriye'de de, Suriye'nin güneyinde de Ebu Kemal'i de içine alacak şekilde bir tampon bölge oluşturma. Bundan kastım ne? Ürdün, Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırlarına Golan'dan ulaşan ve bugün İran'ın Şii Hilali denilen aksının önemli merkezlerinden, kilit noktalarından biri olan Ebu Kemal'i de içine alan bir, çok zor ama eğer öyle bir planlaması varsa, dediğim gibi bu noktada yine geçen programda altını çizdiğim gibi orada Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani Suriye üzerinden düşünecek olursak, orada daha bundan bir ay önce büyükelçiliğini yeniden açan Suudi Arabistan var. Türkiye'nin dediğim gibi bölgede şiddetin artması, İsrail'in operasyonlarının Suriye sıçramasıyla birlikte telaşına düştüğü bazı şeyler var. Ama bunlara dahil olması muradıyla eğer bu planlama yapılıyorsa, bu planlamada Erbil kadar, hatta Erbil'den daha fazla, eğer böyle bir süreç olacaksa, Kamışlan'ın da bir merkez olarak sıklıkla adını anacağımızı tahmin ediyorum. Ama bunlar dediğim gibi hali hazırdaki aşamada biz şunu görüyoruz. O işte dediğim gibi 2021-2023 arasında muhatap kim olacak? HDP mi olacak? Muhatap Öcalan mı olacak? O konuda bir mutabakata varılmış görünüyor. Kürtlerin muhatabı belli. Bugün Kandil içinde, biraz önce Selahattin Demirtaş'ın mesajına verdiğim referansla da sabit olduğu üzere, Kürtlerin muhatabının Öcalan olduğu net.
Türkiye tarafınınsa Devlet Bahçeli olduğu net gibi görünüyor. Dolayısıyla da bu ortamda telaşı olanınsa Kürtler olmadığı, Türkiye olduğu bana göre aşikar. Ama buna rağmen bir yol açılır mı? Bu 2021'den beri süren ve bugün hala bir mutabakat sağlanmadığı belli olan süreç bundan sonra hızlanır mı? Bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi bunu en azından buna ilişkin çabaların önce içeride İmralı sürecinin tam tersi bir mantıkla sonra dışarıda ne yapılabileceğine odaklı bir yol haritası üzerinden şekillendiğini görüyorum. Yanılıyor olabilirim ama benim yorumum bu. Arzu, çok teşekkürler. Çok ufuk açıcı oldu. Çok sağ ol. Evet, Kürdistan Erbil Üniversitesi'nden Arzu Yılmaz'da ağırlıkla bölgesel dengeleri ama tabii ki Türkiye'nin dengelerini konuştuk.